Hayırlı olsun. Teşekkürler Bedir abi. Abi ben Temroz Deniz. Rahmetli babam burayı bir çocukken aldı. 82'de aldık değil mi biz burayı? Evet. 82'de aldık, 87'de biz burayı taşındık. İstanbul'a göçtük. Sonradan geldik biz babamın yeri yadı olmasın diye. Burada bu güzel evi yaptık işte böyle yazdan yaza geliyoruz kardeşler olarak. Hep beraber kalıyoruz. Tatilimizi yapıp gidiyoruz abi. Kaç kardeşsiniz? Biz 9 kardeşiz abi. 6 erkek, 3 kız. Taş ev tamamen. Taş ev abi. Tamamen taş ev. Taşlar nenenin? Taşlar bizim eski evlerimizin yeri abi. Eski taşlarımız. Bura eski dedemin evi. Rahmetli dedem. Bizim, buranın taşını Tiniz'den getirmiş. Biz kendi evlerimiz köy içindeydi. Biz burayı sonradan aldık. Rahmetli babam burayı çok seviyor. Dere olduğu için, Allah suyu bol olduğu için. Buraya taşınmayı düşündü. Taşındık. Ondan sonra da bizler tabii büyüdük. Burada durmayınca, şehire gidince babam da mecbur kaldı burada. Yalnız onu da götürdük oraya. Orada da rahmetli oldu zaten. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Kaç tarihinde yaptınız? Burayı biz... 2019. Yok, yeni 2019 abi. 2019'da yaptık. Buraya biz 1960'larda falan. 1946. 46 mı? 1946'da eski yapılmış yaptı ya. Eski evi. Yeni? Yeni bir 2019'da yaptık Bedir abi. 2019'da. Komple yıktık. Yeni bu şekilde yaptık. Bütün plan proje Erkan'a ait. Kendi yaptı. Rahmetli babam burayı çok seviyordu. Yani her şeyi burada geçti. Yani bizim çocukluğumuz burada geçti. Çocuk anılarımız, çocukluğumuz, evet. Her şeyimiz burada geçti. Yani biz Antalya'ya, Bodrum'a tatile gitmiyoruz. Köy dedik mi iki günlük bile olsa kaçıp köyümüze geliyoruz. İyi ki de yapmışız. Rahmetli babam burayı çok seviyordu. Gönlü hoş olsun diye biz de kardeşler olarak 9 kardeşiz. 6 erkek, 3 kız. En büyük abimizi baba yerine koyduk. O ne derse o. Onun sen topluyorsun yani. Aynen. Hoş olsun geldik burayı yaptık şükür. Memnunuzla geliyoruz. Tatilimizi yapıyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz yeri gezip tozup gidiyoruz inşallah. İnşallah da emekli olunca da yazın geleceğiz, kışın gideceğiz. Allah ömür, hayırlı ömür verirse. Öyle Bedir abi. Kars bir başkadır. Kars tabii ki bir başka. Yani büyüdüğümüz yer abi. Kars bizim için bir memleket değil, bir tutku gibi bir şey yani. Düşün yani biz çok şükür hepimiz imkanı var. Bodrum'a da gidebiliriz, Ege'ye de gidebiliriz. Ama biz tatilimiz olduğu anda her yıl geldiğimiz rağmen her geldiğimize büyük bir heyecanla geliyoruz. Yani memleketimiz başka bir duygu, başka bir güzellik. Bilmek lazım, yaşamak lazım. Bu hava inir de bulacağız. Tabii ki bu hava inir de bulacağız. Sahip çıkmamız lazım. Herkes evine, baba yurduna, baba ocağına sahip çıkması lazım. Burası da köyün çayırı. Kazlar, koyunlar, hayvanlar hepsi burada akşama kadar. Buradan arı geçiyor, üstten arı geçiyor. Dere orası. Tabii bizim çocukluğumuzda çok devasaldı buraya. Yani burada yer yoktu kazdan. Kazdan, tavuktan yer yoktu. İnsanlar cıvıl cıvıldı. Bizim zamanımızda 160-170 hane vardı çocukluğumuzda. Şu an 60-65 hane var. Herkes göç etti gitti. Herkese buradan ricam gelsin. Herkes dede baba ocağına sahip çıksın. Yani bu köyü güzel bir şenlendirsin. Sadece bu köy değil de yani bu Anadolu'ya özgü olan bir şey. Artık pandemiden sonra insanlar zaten köyüne daha çok önem vermeye başladı. Herkes köyüne geliyor. Ev yapmaya çalışıyor. Tabii ki maddi sıkıntılardan dolayı biraz yavaşlama var ama inşallah onlar da düzelir Bedir abi. Siz nerede ikamet ediyorsunuz? Hepiniz... İstanbul Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. Hepiniz mi İstanbul? Evet, İstanbul, aynı aile apartmanında. İstanbul Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. 6 erkek kardeş. 6 erkek kardeş. Hepimiz aynı binadayız. Abim devlet memuru. Erkan kendi ticaretle uğraşıyor. İş, dekorasyon, inşaat. Benimle Faruk abim ikimiz tekstille uğraşıyoruz. Yılmaz abim terzilik yapıyor. Bir küçüğümüz var, o Arpaşehir'de yetişemedi. O da ticaretle uğraşıyor. Hepimiz kendi işimizi yapıyoruz çok şükür. Allah çağrınıza bereket versin. Allah razı olsun Bedir abi. Çok sağ olasın. Memleketini unutmayın. Gelip sen de burayı çektiğin için sana da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Var olasın. Her zaman seni güzel izliyoruz. Güzel paylaşımlarınla, güzel Kars'ı tanıtımınla. Yani Türkiye'yi bak dünyaya tanıtıyorsun. Sana da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Bedir abi. Teşekkür, hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim Bedir abi. Çok sağ olasın. Ayaklarına sağlık, var olasın. Lazım çünkü... Aşağı yukarı ben 6 yıldır, 7 yıldır seni takip ediyorum. Kars'a, yani bize İstanbul'dan o özlemi bir defa gideriyorsun, bir. Yani Kars'ın reklamını da zaten ne kadar yapsan sene kadar yapamazsın, iki.
Bizler için buradasın 3. Bir dedik abi gidelim, Allah razı olsun. Geldin, bizi kırmadın. Teşekkür ederiz. Sana da bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Yazdan yaza geldiğimiz zaman mutlaka görüşeceğiz zaten. Görüşüyoruz. İnşallah da. Seneye burada bir misafirimiz ol. Sana bir güzel bir mangal yakarız. Aynen. Allah Kars'ı ve Karslılar her zaman var. Şu var. Amin. Kars'a sahip çıkmak lazım. Evet. Gerçekten Kars'a sahip çıkmak lazım. Demin birader dedi. Şükür imkanlarımız da var. Antalya'ya da gidebiliriz. Bodrum'a da biliyorsun senden bir 20 gün önce Kars'ta görüşmüştük. Dün akşam geldim. Pazartesi önce şu günlük de olsa bir Kars'a gelmek yani insan içinden geliyor. Yani dedim ya Antalya'ya da gidebilirsin Bodrum ama bura farklı bir yer. Bunu yaşamak gerekiyor yani farklı bir yeri olduğu için. Bedir Bey 1982'de babam burayı aldı. Bizim evlerimiz deredeydi tamam mı? Çünkü rahmetli annemin babasından aldı. Rahmetli Ember dedemin yeriydi bura. Biz burayı aldık ve biz 9 kardeşi babam burada gerçekten büyüttü. Güzel şartlarda büyüttü. Çalıştık fakat işte gurbete çıktık. Babam peşimize geldi. Sonra aradan yıllar geçti. Babam dedi evi yapın dedi ve de kardeşim bunun üstlendi. Her şeyini o yaptı. Yani mimarı budur sağlık. Yani evet mimarı şey. Bu. Ve ben ev yapıldıktan sonra hiç gelmedim. Yaklaşık bir hafta oldu geleli. Gerçekten çok sevindim. Güzel. Gerçekten de gitmek istemiyorum. Bayağı havası güzel, temiz. Yani bilmiyorum. Yani herkese tavsiye ederim Kars'a gelmesini. Güzel yani. Gerçekten havası temiz en azından. Çocukluğumuzun geçtiği yer. Annem, babam gözümün önüne geliyor. Anlatırken ağlayasım geliyor. Niye biliyor musun? Annemi, babamı, kardeşlerim hep biz burada büyüdük. Büyüdüğümüz insan duygulanıyor. Gerçekten herkese tavsiye ederim bu memleketine gelmesini. Bir hafta da gelmişim, iki gün sonra gideceğim. Gerçekten duygulanıyorum. Gitmek istemiyorum ama çoluğumuz, çözümüz, işimiz, gücümüz var. Gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse seneye de geliriz. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim çekime için. Bu arada yolun düştüğü zaman Bedir Baba her zaman bir kardeşlerim var orada. Bir aile demen her zaman başımızın tacı olursun. O zaten öylesin. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Rahmetli babam Bedir abi biz 9 kardeşiz. Rahmetli babam. Yazın köyün koruna giderdi. Payızda, pancarda çalışırdı. Bizi bir el kapısına göndermedi babam. Aynen. Yemezdi, yedirirdi, içmezdi, içirirdi. Öyle bir babamız vardı ki gerçekten yani köycülük yani sonuçta herkes burada çalışarak kazanıyor ama babam bizi hiçbir altı erkek kardeşi bir el kapısına göndermedi. Babam gece gündüz çalışır, bizi büyüttü. Allah'a çok şükür. Babam burayı çok seviyordu, çok istiyordu. Ne mutlu ki bize yani ne mutlu ki biz kardeşler olarak babamı burada 2 yıl bu anı yaşattık. Çünkü burayı çok seviyordu. Buraya aşıktı. İmkanlar dahilinde geldik. En azından babamızın gönlü hoş olsun diye biz burayı yaptık. Ha burayı çok sevmemize rağmen. Sonuçta hepimizin çoluğu çocuğu var. Onların gelecekleri var. Onların yatırımları var. Onları bir kenara bırakıp sırf babamızın gönlü hoş olsun diye ve ne mutlu ki bize babamız 2 yıl geldi burada. Yani bize dua ederek rahmetli oldu. Pandemide kaybettik. Çok şükür ki babam 2 yıl bu zevki yaşadı. Diyeceklerim bunlar. Düğünde 6 kardeşli bir halay yapar. Düğünde 6 kardeş ablamın çocuğunu. Onun için 6 kardeş abimle zaten buradaydı. 11 kişi. 6 kardeş halayda. Evet. Tabii tabii 6 kardeş de halayda inşallah. 4'te yer. 4'te çocuklarımız da burada. Onlar da bizim boylarımızda. Onlar da hepsi burada. Batı, Mahmut. Çocuklarımız buraya geldiği zaman, İstanbul'a gittiği zaman ağlıyorlar resmen. Yani o sevgiyi, o toprağı, o memleket sevgisi onlara taşımadık biz. Aynen öyle. Köy en önemlisi Bedri Bey gerçekten babam bize helal yemeği öğretti biliyor musun? Emekle çalıştı. Kimsenin 3 kuruşuna tenezzül etmedik. Gerçekten helalıyla çalıştık. Herkes duyabilir. Herkes bizi gerçekten iyi biliyor. Helal lokma yediğimiz için Allah da bize gerçekten yardım ediyor. Benim anam için... Osmanlı kadınıydı Bedri abi. Bu köyün birçoğunun cenazesini ve düğün yemeklerini rahmetli anam yapardı. Bu köy ve civar köylerinin anamın ekmeğini yemeyen insan yoktur. Halen bak köyümüze geliyoruz, memleketimize halen annemize rahmet okuyan insanlar var. Evimizde ekmek pişerdi, şurada yabancı geçsin. Köylü önemli değil, akraba önemli değil. Rahmetli annem hiçbir şey yoksa o tandır ekmeğin araya o çeçil peyniri koyardı ki yazıktır. İnsan ya harık getiriyor, ya su getiriyor, ya hayvan götürüyor. O ekmeği ona yedirmeden bu kapımızdan kimse geçmezdi. Yani öyle bir anamız babamız vardı. Hepsini Allah rahmet etsin ki şükürler olsun ki bizim gibi evlatlar yetiştirmiş. Biz onlardan çok razıyız. Allah da anamızdan babamızdan razı olsun. Allah onların yattığı yeri, mekanlarını nur cennet eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim Bedir abi. Bütün gurbetteki eş, dost, akraba, herkese selamlar. Herkese çok selamlar. Herkes gelsin buralara. Bırakmasınlar buralara.
Ağabeyci, ağabeyci olmak nasıl bir şey? Ağabey ne diyeyim ben de, ağabey olmak böyle işte. Çocukları topladık, ben geldim 20 gündür zaten buradayım. Çocuklar da düğüne geldiler, yeğenimizin düğünü var. Onu yapacağız bu akşam Allah nasip ederse. Çocuklar pazartesi, salı ayırıyorlar. Ben de Eylül'ün 20'sine kadar buradayım abi. İşte biz de kamuda çalışıyoruz, onun için gitmek zorundayız. Yoksa hiç gitmezdim ama. Nasip olursa birinci ayda emekli olacağım. Allah kısmet ederse seneye Mayıs'ta geleceğiz, Cumhuriyet'e kadar. Buralar gelip gezip tozup gideceğiz Bedir abi, bu kadar işte. Ne i̇nşallah diyelim. İnşallah. Allah var etsin. Buradan tabii ki hemşerilerimize, köylülerimize sesleniyoruz. Herkes gelsin burada dede baba yurdunu şenlendirsin. Memleketimiz güzel. Önemlisi gerçekten havası temiz, suyu temiz. Ben İstanbul'da her gün başım ağrıyordu. Yemin ediyorum bir haftada buraya geldim, ne ağrım kaldı ne sızım kaldı. Yemin ediyorum sanki 15 yaşında hissediyorum kendimi. Yemin ediyorum ha. Çocuklukta ne oynardınız? Çocuklukta hiç oynamıyorduk. Çocukla ben çalışıyorduk. Ben çocukluğumda yaşamadım abi ya. Biz çocukluğumuzda tarla, çayır, kuzu, koyun. Aşık babamız oynardık. Bizi dışarı göndermez zaman kendi koyunlarımız, kuzularımız, ineklerimiz hep bu kapıda yerdi. Çöle gitmezdik biz. Bizim koyunumuz, kuzumuz, ineğimiz kapıda otluyordu. Çünkü bize yetiyordu. Biz otlatıyorduk. Yani babama yardım ediyorduk ama babamı dışarıdan diyorlar evlatların gelsin çoktur bize yardımcı olsun. Babam diyordu hayır olmaz. Kapınıza bakın. El alemin kapısına heves etmeyin. Allah razı olsun babamdan. Gerçekten bizi elin kapısına göndermediği için ona minnettarım. Gerçekten diyorum ha. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bedir abi. Benim oğlum. Merhaba delikanlı. Ege Bey. Nasılsın? İyi misin? Ne demek istersin? Seviyor musun Kars'ı? Seviyorum. Havası nasıl? Güzel. Koyun kuzu sevdin mi? Seviyorum. Gaz otlattın mı? Gezmeye geldim. Onları da yap. Selam söyle. Bak sesleri geliyor. İstanbul'a çok selam söylüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.